Maşallah. Hadi bakalım. İyisiniz. İyi, sağ olun. İyisiniz. Pek iyi gözükmüyorsunuz. Hiç iyi değiliz. Ha, Rabia'cığım iyisin bugün. İyiyim, kırmızıları giymişsin. İyiyim, iyiyim. Depresyondan çıktık evet, galiba. Çıktım. Beyhan'ı da unuttuk. Aynen. Şimdi gelelim konumuza. Zeynep'ciğim geleli bir gün oldu. Nasıl bir rüzgar estiriyorsun böyle? Ha? Siz anons yaparken de söylemiştiniz zaten. Herhalde fazlasıyla etkisinde kaldı arkadaşlar ki. Yani o kadar rahatsızlar ki benim burada olmamdan. Yaşayacağız bunları. Çok normal. Ben çok alışkınım. Hiç merak etmeyin. Ben kuliste hazırlanıyorum. Bir yarım saat oldu. Bir gürültü, bir ses. Kapıyı açıp baktım yani. Seda bir yandan, ikiniz de zaten sesiniz yüksek. Ne oluyor? Ekip de oradaymış. Bu arada görüntüler de var. Onu izleyelim, üzerine konuşalım. Ya hala aynı şeyi bir şey diyeceğim. Sen daha yoğuramadın bile o abla. Ya, ya bana mı söylüyorsun bunu gerçekten? Ya. Bence sen ne yap biliyor musun? Bir işe yarar, bir kahve yap da hep beraber içelim. Ya sen daha dün gelmişsin. Bir hafra, bir tafra, bir havalar, bilmem ne. Ne diyorsun ya? Ayaklar boş olmuş burada gerçekten. Ayaklar kim ya? Ben hiçbir zaman ayak bayak olmadım. Kendine gel ya. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Bence sen kendini ne zannediyorsun ya? Aa ben anladım, aranızda bir ittifak kurmuşsunuz. İttifak mı ihtiyacım? Tabii korktuğunuz için. Eliniz ayağınıza dolaşması gayet normal. Evet yine söylüyorum, bak ayaklar baş olmuş. Ayak kim biliyor musun? Ayak sensin. Daha dün gelmişsin buraya. Ortama girdiğin anda canım, herkesin ben, alerjisin sen. Ben buraya yeni gelmedim. Sadece geri geldim. Ay keşke burada daha önce 6 ay yaşıyorum. Senin adını bile duymadım. Senin adını bile duymadım. Duymuyorum sizi. Bak yine söylüyorum. Ayaklar baş olmuş. Bence var ya, burada tek bir ayak var, o da sensin. Hayır kızım, biz hayır. Biz hiçbir zaman ayak olmadık. Evet haklısınız. Gel. Tamam kızım geç. Senden korktuğu için bu kadar sallıyor sana. Zeynep ağır olmamış mı biraz? Ayaklar baş oldu. Ben dün geldim buraya. Benden birkaç gün önce de Özge geldi. Mesela ben... Birkaç gün önce değil de... Cuma günü geldim. Cuma geldim. Yani hani benden bir tık daha fazla tanıyorlar ya Özge'yi, o anlamda söylüyorum. Ben geldiğimden beri böyle bir afralar, tafralar, böyle görmezden gelmeler. Özge'yle mi çıktı? Hayır, Özge'den bahsetmiyorum. Seda. Seda ve saz arkadaşından bahsediyorum. Pardon? Saz arkadaşı. Aynı sazı çalıyorsunuz konuşmayı ya. Öğren. Devam edebilir miyim? Benim şimdi bir tartışma gerektiğini ben sana Damlacığım, öğretirim. Damlacığım şu an tartışmayı anlamaya çalışalım ne olduğunu. Yani ben de daha önce yarıştım. Mesela benim rakiplerim inanılmaz güçlülerdi. Bunu eminim seyirciler de söyleyecektir. Biz böyle çatır çatır yarışıyorduk burada. Bakıyorum buradaki yarışma. Yani dünkü yemekten baz alarak söylüyorum. Yemeklerini yetiştiremeyenler, hamur açamayanlar. Biz bunun üzerinden konuşuyorduk Seda'yla. Sonra bana böyle işte sen işte hani geldin, hani fenomendin, işte hiçbir şey alamadın. 3 tane bir aldın. Sen ne aldın dedim hani. Yani sen bu cümleleri söylemen direkt için... Direkt böyle mi girdin yani? Evet cümleye? Aynen sen böyle. Sen madem tecrübelisin niye 3 bir aldın mı dedin? Nursel Hanım aslında olay şöyle başladı. Arkadaş işine geldiği için anlatmıyor. Oturduğu yerden bana kalk bir işe yara da bir kahve getir. Hayır, bari. Şey zaten değil. Yemek o, bile yapalım. O sonra olmuş. Evet, ilk öyle başladı ya, sonra tekrar aynı şeyi yaptı. Ay Seda altı üstü bir kahve istedim. Anladım sen kahve de yapamıyorsun. Açığa çıkacak diye bir sürü olay yarattın. Zeynep'ciğim biraz kendine gel ya. Ben kendi kayınvalideme eşime bile kahve yapmıyorum. Sen kimsin? Nursel Hanım şöyle. Şimdi ikisinin bana karşı bir tavrının olduğunun farkındayım ben dünden beri. Şimdi bugün... ama benim için şey önemli. Gerçekten de direkt böyle söylediysen hani bir işe yaramıyorsun kalk kahve yap Hayır. diye başladıysan. Hayır öyle başlamadı. Arada... Öncesinde konuşuyorduk biz zaten. Sonrasında bana işte hani yapamadın ne oldu? Bu kadar da demek ki iddialı olmanın bir anlamı yokmuş. Eskiden almış olabilirsin ama artık öyle bir şey yok gibi cümleler kurdu bana. Ben de dedim ki yani senin dün açtığın hamurdan senin ne kadar iyi olduğunu ben anlayabiliyorum. Bir işe yaramak istiyorsan bize bir kahve yap hep beraber içelim diye bir espri yaptım aslında. Saygısız. Bunu söylememin sebebi de şuydu. Bana karşı ciddi anlamda bir tepkili oldukları için ben orayı yumuşatmaya çalışıyordum. Yumuşatmaya mı? Evet yumuşatmaya. Damla sen de oradaydın hatta evet, olayların evet. içindeydin. Aynen şu şekilde söyledi Nursel Hanım. Mutfakta pek işe yaramıyorsun zaten. Bir şey göremiyorum senden. Kalk bana bir kahve yap madem. Böyle bak. Bize dedi, bir kahve yap. Ama bunun çok öncesi de var zaten. Çok öncesi derken geldiği günden bahsediyorum. Sürekli Seda ile bana iğneleyici laflar sokup tahrik etmeye çalışıyor.
Yani sen önce sen kim olduğunu zannediyorsun? Bana zaten öyle konuşamazsın da. Sen Seda'ya da öyle konuşamazsın. Fenomen dediler de. İkimiz ben de senin arkadaşım. Adını bile duymadım. Sen burada 6 ay yarışmışsın. Neyin havasını atıyorsun? Sen neyin giderini yapıyorsun? Neyin atarını yapıyorsun? Arkadaşlar ben de yeni geldim. Bitmedi, çünkü ben konuşacağım. Bir saniye Özge bir şey yani diyeceğim. Ben de yeni geldim ama bana karşı öyle herhangi bir tavrını görmedim. Bir dakika, tam da yani, cevap vereyim mi Özge'cim? Tabii. Çünkü sen çok tabii. Yeni geldin ve seni Kale almıyor zaten. Yani, yakasındaki çeyreklere bakarsan bence gayet de Kale alınacak biri. Ben de kimi alman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Sen çok haklı bir kadınsın. Benimle ikinci günün burada. Kale almıyor derken ne demek istiyorsun? Yani çok yeni geldi zaten. Ciddiye mi almıyor? Yani, yeni geldi yani. Ama şöyle söyleyeyim sana Damlacığım. Yani ben olsam senin yerine de beni ciddiye alırım. Çünkü geldiğim iki günden beri bütün çeyrekleri ben aldım. Tamam, yani o tarafa söyleyeceksin. Zaten hayır bak o zaten bunun farkında. Pasif olan sensin demedin mi? Ben de sana şunu söylüyorum. Pasifsin, seni Kale almıyor demedin mi? Evet. Yeni geldiği sana cevap için, vermesi yeni geldiği için sen Kale almıyorsun. Bu ikna bana ait. Bana kalırsa burada ya sen bu kayınvalidenle konuşurken de ben duydum. Neden? Birisi sen neden yalanlıyorsun? Anlayamadım. Neden yalanlıyorsun bunu şu an? Bunu ispatlayabilir misin? Müfideciğim sen anlat bana aşkım. Aynı anlattıkları o kadar sinirliyim ki. Dolup dolup yani, gelmişsiniz. Güzel olmuş. Ne söyleyeyim? Şimdi ekranların karşısında aksi bir şey de söylemek istemiyorum ama. Yani kalk bana bir kahve getir. Kendini ne zannediyor? Kimse kimseye durup dururken öyle demez. Yani olamaz zaten. Bir de şöyle bir şey var yani. Ayaklar baş oldu. Bu nasıl bir kelime? Yanlış bir kendini kelime. Kendini nerede görüyor? Yani Zeynep sen benim gelinimle böyle konuşamazsın. Yerini bil. Seni ilk ve son kez uyarıyorum. Gerçekten ağzımdan kötü bir şey çıkmasını istemiyorum. Bir de kim yani benim kızımla öyle konuşabiliyor? Yok, buraya geldiyse herkes biri olmuştur. Ama yani şimdi o benim... bir haftalık da olsa, iki günlük de olsa... Şimdi o kelime benim kızım... bizim için şu an eşitsiniz. Hepimiz orada eşitsiniz. Bir duralım yani. Ayağımın başlığı yok ama hanımefendi kendini farklı bir yerde görüyor. Yani bunu nasıl görebiliyor ben anlamıyorum. Fenomenim diyor Züleyha'cığım, ya. Züleyha'cığım. Vallahi billahi bir kere adını duymadım Züleyha'cığım, ya. Züleyha'cığım sen nasıl görüyorsun? Ya objektif bakabilirsen sence Zeynep'in bir sataşması var mı? Büyüklenmesi var mı? Ya Zeynep kendi başına zaten bir hani kraliçe gayet güzel yapıyor. Olağanüstü yapıyor. Hatta bendeydi. Bulamadım ilk günü. Ama ikisi gerçekten çok üzerine gidiyor. Bir insanın üzerine gitmek ne demek? Ayağına basarsan tabii ki o Zeynep de söyleyecek. En başı öyle değildi. Saygısız ve terbiyesiz değil. Ay, insanlar görüyor Allah'tan. Hayır, yani. Hayır. Evet evet herkes tabii ki görüyor. Ama kimse kimsenin ayağına basmıyor hanımefendi. Sedacığım senin derdin ne? Bu kadar kompleks yapma kendine. Star'ı burada gördünüz, kırılma kampanyasına girdim. Yani ben gerçekten gülüyorum bu lafa. Star görmesek. Pardon, Zeynep mi Star burada? Allah aşkına nerede yaşıyorsunuz siz? Hangi hayal dünyasında yaşıyorsunuz?